Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere ister sahurda, ister kahvaltıda, isterseniz 5 çayında tüketebileceğiniz harika bir pırasalı tarif hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Dilerseniz sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Yağım ısındıktan sonra üzerine 4-5 dal ince pırasa ekliyorum. Çok ince olmayacak şekilde kıyalım. Pırasaları 2 dakika kadar soteledim. Şöyle karıştırarak. Daha sonra üzerine diğer malzemelerini ilave ediyorum. Üzerine çok az ıspanak kullandım. Göz kararı, evde olan malzemeleri bu şekilde değerlendirdim. Az ıspanağım kalmış, az pırasam kalmış. Onları bu şekilde harika bir tarif çıkarttım ortaya. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz pratik bir tarif. Mutlaka deneyin. Lezzetine bayılacaksınız. Pırasanın girdiği her tarif zaten lezzetli oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Çok az yumuşadı ve havucu ilave ediyorum. Bir tane büyükçe havuç rendeledim. Onu da içerisine alarak iyice soteliyorum. Bu işlemi yaptığımızda ikinci işlem çok çabuk pişecektir. Çiğden de yapabilirsiniz. Bu tarifi çiğden yapmıştım geçen yıl. Dilerseniz çiğden de yapabilirsiniz. Bu seferki tarifimi de kavurarak yaptım. Çünkü birçok yorumlar da aldım. Çiğ kalıyor mu, pişiyor mu diye. Tabii ki de pişiyor arkadaşlar. Çiğden yapınca da çok güzel pişiyor. İnanılmaz derecede güzel oluyor. Ama sizlere bir de kavurarak yapmak istedim. Gerçekten binlerce kişi tarafından denenen ve beğenilen bir tarifimdi. Pırasalı tarifim. Bugün de sizlere bu şekilde sunmak istedim. Artık iyice kavruldu. Şöyle soğumayı bırakıyorum. İyice soğutacağım. İçerisine diğer malzemelerini ilave ediyorum. Kesinlikle ılık ve sıcak olmasın. İyice soğusun. Daha sonra üzerine 2 tane yumurta ekliyorum. Şöyle göz kararı az kaşar peyniri ilave ediyorum. Dilerseniz normal lor peyniri, beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Baharat olarak biraz karabiber, pul biber ve tuz ekliyorum. Tuz hiç kullanmadık kavururken. Daha sonra üzerine yarım su bardağı mısır unu ilave ederek iyice karıştırıyorum. Bu aşamada çok iyi karıştırmanızı tavsiye ederim. Her yerine yumurtanın gelmesi için. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ederim. Ayrı bir tavaya birazcık şöyle yağ damlattım ve pırasalı harcımı içerisine alıyorum. Pişme süresi çok kısa arkadaşlar. Lütfen kontrollü pişirin. Üzerine iyice basarak eşit bir şekilde yayalım. Evet. Bu şekilde iyice yayalım. Kenarlarını düzeltelim. Ve kahvaltılığımız çok güzel oldu. Kapağını kapatarak pişmeyi bırakalım. Zaten sebzelerimiz pişti biliyorsunuz. Sadece yumurta ve un pişecek. Lütfen kontrol edin. Ara ara kontrol edin altını. Çünkü yanabilir. Küçük ocağı ve orta ateşi aldım. 26 santimlik bir tava kullandım. Kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde kızarmış. Ve artık tersini çevireceğim. Çevirecek olduğumuz tapa mutlaka hafif yağlayalım. Daha sonra
tavamızı ters çevirerek diğer yüzünü de pişirelim. Ben tavada olan tarifleri çok seviyorum, çok beğeniyorum. Sizlerin de sevdiğinden eminim. Gördüğünüz gibi rahatça çıktı. Hiçbir şekilde dağılma olmadı. Bazen yorumlarda görüyorum. Tavanız döküm, tavanız güzel, tabii ki çıkar. Hayır arkadaşlar, bakın bu tavam normal bir tava. İnanın markalı falan değil. Ama gayet güzel bir şekilde pişirdi. Sadece yanmaz, yapışmaz olması gerekiyor tavanızın. Kahvaltılığım servise hazır. Şöyle servise alarak da sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Biliyorum ki benim gibi en çok sevdiğiniz an bu an. Şöyle düzelteyim. Yakından da şöyle poz verelim. Harika bir lezzet. Eğer beni tariflerime güveniyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin. Çok beğeneceksiniz. Dilimleyerek de sizlere iç dokusunu göstereyim. Artık videomun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Kanalımızın gelişmesinde ve daha çok kitleye ulaşmasında çok faydası ve etkisi var. Küçük de olsa bir emoji, bir çiçek, böcek de gönderebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif. Altı da gayet güzel pişti. Göstereyim. Merak edenleriniz olabilir. Elimle de bölerek sizlere içini göstermek istiyorum. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçlarınızı kabul eylesin. 11 ayın sultanı kavuştuk. Şükürler olsun Rabbime. Şöyle iç dokusunu da gördünüz. Lezzetini mutlaka sizler de tatmalısınız diyorum. Bugünlük de bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.